samanda da fiyat artışları devam ediyor. Hayvanlar için 50 kiloluk süt yeminin torbası 400 lira civarında satılıyor. Ve sürekli fiyat artışı da var. Ama bunun yanında protein değeri olmayan, yalnızca dolgu olarak hayvana verilen saman bir yılda %100'e yakın zamlandı. Şu anda saman kaç lira? Şu anda 3,5-4 civarında vekili fiyatı. Geçen sene 1500 liraydı. 1500-1200 arasında gidiyordu bu. Bu sene 3,5 ila 4 arasında gidiyor. Şu anda samana talep de arttı herhalde. Arttı evet. Saman da bulunamıyor evet. Kuraklıktan dolayı saman da bulunamıyor. Sorun olacağı görülüyor. Evet. O anlamda samanın fiyatı da artıyor. Bu da yonca. Yonca kaç lira şu an? Yoncanın da kilosu şu an 7000 lira civarında yani. Evet, eğer alıp da stoklamadıysa saklamazsa zaten hayvancılık yapamaz. Şu şartlarda kurtarmaz yani vekilim yani. Yani bugün 10 liraya 25 kuruşa süt satıyoruz. Evet. Yani bir hayvanın günde bir balya yonca yediğini düşünürsek, bir 10 kiloda saman yediğini düşünürsek yani yem harici düşünün yani. Evet. Hasarını. Hayvan sayısına göre tüketimi artıyor. Tabii artar. Yani. Yoncası, samanı, süt yemi sürekli arttığı zaman da hayvancılık zorlaşıyor. Eğer zaten bir hayvanın sahibi çiftçilik yapmıyorsa artık küçük şehirde, kırsalda hayvancılık bitme noktasına gelir. Benim yani şu anda 10 tane hayvanım olacak. Vardı. Ben bir 5'e indirdim yani şimdi. Bakamıyoruz yani. Hem kendim ürettiğim halde bunları. Yani ben satın almadığım halde yine de yapamıyorum. Yani böyle. Samanını falan kendim üretiyorum. Karmayanın sılajını. Buna rağmen yani sürdürülebilir yani değil. Olmuyor. Evet, sürdürülebilir değil yani. Şu şartlarda yapılmıyor yani. Samanın kuraklığın etkisiyle bu yıl daha az olması buğdayın. Saman var. Böyle giderse yani bu yıl herhalde kuraklık olursa 10 liraya falan gider herhalde. Ben öyle düşünüyorum yani bu vaziyet. 10 lirayı bulmasa da en az 7 liraya kadar çıkar. Yani bu. Ama bunun da besleyici bir yanı yok. Yok bu sadece hayvanı bir ayakta tutması için yani. Doğru. Bir peki bu sılaj yemler nasıl? Sılaj yemleri de işte arkadaş kendi tarlasına ekiyor, üretiyor. Üretmeyen satın alıyor. Onun da şu an kilosu 2-2,5 civarında. Evet, mısır sapından mısır, yapıyorlar evet, değil mısır, mi? Mısır ekiyoruz, sılajlık mısır ekiyoruz. Sapını da... O da çok maliyet yani, öyle bedava yetişmiyor o da. O da normal patatesden fazla bir şeyi var, maliyeti var onda. Bu sene su da yok. Aynen. Su da yok tabii. Yeraltı sularında da çekilme var. Yani bu yıl hayvancılık yapmanın işi de zor. Yani kuraklığın etkisi içme suyuna oluyor, sulama suyuna oluyor, hayvancılığa oluyor. Daha doğrusu raftaki gıdanın fiyatına varıncaya kadar fiyat artışı her kesimi etkiliyor. Mağduriyet yaratıyor. Bu anlamda bu yıl saman ithal etmek zorunda kalırsak şaşmayın. Çünkü yanlış tarım politikaları vallahi insanlar bu sürece yatıyor. Terk etti yani. Herkes gitti asgari ücretten çalışmaya. Yani insanlar bir artık diyor ki yani bir ayda bir 7-8 lira gelirim olsun hiç olmasa diyor. Ne yediğimi ne içtiğimi bileyim diyor. Gerçekten bu işlere girdiğim zaman vekilimiz yani çıkılmaz bir hal aldı yani. Hiç ne hesabını yapabiliyoruz ne kitabını yapabiliyoruz yani. Ay geldiğimiz zaman aldığımız paraya bakıyoruz. Yaptığımız işe bakıyoruz. Yani bu insanın yani bırakası geliyor yani gerçekten ama yapacak başka iş yok. Sen hepimiz, çocuğun yapmıyor bu işi değil mi? Yapmıyor benim çocuklarım vesaire ben köyde yalnız kaldım. Benim eşim dayı karşı yanı gitti. Yine de asgari ücretten çalışıyor. Yani yapılacak gibi değil. Değil mi? Yani kaçtı derken köy yaşamından yani, gitti. Yani köy yaşamından gitti. Yani, köy yaşamından gitti. Köy yaşamından gitti. Yani yapılacak gibi değil yani. İnsanlar da mağdur oluyor. Hani şehirde oturup fiyatlar üzerinde ahkam kesen bazı aydınlarımız falan var. Özünde gelseler niye sütün düştüğünü, niye etin fiyatını arttığını yerinde bir tespit etseler. Aynen. Şimdi bu saman eğer geçen yıla göre %100 fiyatı artıyorsa bu fiyatın bir de bunun besleyici yanı dahi yok. Yalnızca dolgu. E bunun bir de besleyici yeminin falan verdiğin zaman hayvana işte kalkar böyle yoncayla ilgili de yem katayım dersen fiyatlar daha da katlıyor. Dışarıdan görüldüğü gibi hayvancılık kolay bir iş değil. Yuvarsı yok, pazarı yok, tatili yok, bayramı yok, seyranı yok. Bir de girdi maliyetler artınca ne güzel söylüyor. Yenge dahi diyor ki artık ben şehre gidiyorum. Bu iş sürdürülebilir iş yani değil. Şu an affedersin vekilin açık cezaevinde yaşar gibi yaşıyoruz yani. Bizim bir sosyal bir hayatımız yok yani. Benim, gerçekten öyle yani benim hayatım. Bağkur zaten primleri almış başını gitmiş. 3000 lira olmuş. Yani ben ne yapacağım? Sigortanı da yatıramıyor. Yatıramıyorum. Yani. Vaziyet nasıl yatırayım? 3000 lira ben para kazanamıyorum ki yatırayım. Doğru. Ben para kazanmam lazım ki sigortamı yatırayım. En azından bir emeklilik önüm açılsın yani. Sağ ol. Teşekkür ediyorsun.